Şimdi dedik ya siyaseten bakacağız Hikmet Bey. Şimdi Mesut Akı, Ceşin Hoca teknik olarak anlattı. Zaten ya bu açıklamaların ardından Baykar'ın oluşum süreci, gelişim süreci, yaşadığı zorluklar. Teknofest'te hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir, ya bu yolda ne bedeller ödediğimizi, neler çektiğimizi bir ben biliyorum demişti. O çok evet. önemliydi. Biz o süreçte yaşananları Ünlülük Bayraktar'ın elinden dinledik. Anlatılıyordu. Belki de iyi bir şey vesile de oldu. Öğrenmiş olduk o süreci. Bir başarı hikayesi. Evet. Bir umut hikayesi. Gençlere de bir umut hikayesi. Başarı zaten ortada. Dünya tarafından takdir edilen bir başarı. Hepsine geçiyorum. Muhalefettesiniz. Siyaset yapıyorsunuz. Seçime gideceksiniz. Şimdi bu noktada bu bir taktik midir? Şimdi deniyor ki HDP'nin siyasetten alınmasını satın alıyor siyaseten Ali Babacan. HDP'nin oylarına gözünü dikmiş durumda. Dolayısıyla açıklamalar böyle. Bir, bu ihtimal midir? İki, bu bir siyasi taktik midir? Yani altılı masanın siyasi bir taktiği midir? Ya da hiçbiri. Yani siz bunu nereye konumlandırıyorsunuz? Dediğim gibi medyada bir kısım buna konumlandırdı. Diğer bir kısım ikinci söylediğime. Bir üçü daha var mı? Nerededir? Bu söylemin yeri nedir? Şimdi bu aslında bu son çıkışı Ali Babacan'ın yeni bir şey değil. Onu daha öncesine hatırlarsınız. Bu Paris'te ölen teröristlere taziye gönderen, ardından unutmayalım. Ceza alan bu konuda, yani sakın yanlış anlaşılma, tahliye edildi falan diyorlar. Şebnem Korur Fincancı'yı ziyarete gidip geçmiş olsun ziyarette bulunan. O son yaşanan. Son yaşananlar, ama yani bir süreci var bunun. Ya Ali Babacan bir anda çıkıp da CIA'lara dokunacağım demedi. Bunun bir başlangıcı var. Onun öncesinde Türkiye meselesi. Ve sürekli Kandil'den de bir takdir aldı yani. Bu bir gerçek. Bu şekilde yorumlayanlar var. Yani bir rol çalma. HDP, PKK'dan bir rol çalma. Çok ağır ifade ama maalesef daha da hafifini söyleyemiyorum. Çünkü öyle ifadeler kullandı ki biraz önce tabii komutanım çok detaylı bir şekilde ve hiddetli bir şekilde anlattı. Çünkü çok da hazmedilir şeyler değil. Valla bu ben... Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Rol mü çalıyor HDP'den? Bakın bugün altılı masada kimin kimden rol çalması hiç problem değil. Yani ben şey olarak bakmıyorum. Yani Babacan kendine böyle bir liberal bir çizgi ortaya koydu. Özgürlükçü, demokrat bir çizgi ortaya koydu. Hesap da oradan yürüyor. Ama masada herkesin rolünü çalabilir durumda şu anda. Yani özgürlükçü, liberal bir tanım koydu kendi partisi. Böyle tanımladı derken. İşte bunun yerli savunma sanayi ile mi? O silahlar sağlıyor ya. Sorduğun zaman da biz... Tabii yani şimdi bu... yani şimdi bir bakıyorsun bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hamleler de... HDP ve PKK'yı memnun eden hamleler, doğru mu? Mesela o masadakiler de tezkere oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi red oyu verdi, hayır oyu verdi. Bu HDP ve PKK'nın istediği bir şeydi. Tezkere hayır diyerek. Buradan baktığın zaman zaten Cumhuriyet Halk Partisi direkt olarak bu oya oynuyor. Orada var zaten. Orijinali var. Yani eğer bugün o masa içerisinde HDP, PKK yanlıları birine oy verecekse orada zaten Kılıçdaroğlu'nun sözü de var. Yani somut bir seçim sözü vaadi olarak ben görüyorum. Sürekli söylüyor. Demirtaş'a özgürlük, Kavala'ya özgürlük, diğer taraftan FETÖ'ye de selam çakıyor. KHK'lıların görevleri iade edeceğim. Burada zaten böyle bir alan var. Yani İhsan siz de hocam, o görüşe mi yakınsınız? Ali Babacan diyor ki HDP kapatılacak. Ben de bu durumu satın alıyorum siyaseten diyor ve HDP'den rol çalıyor. Şimdi bakın hiçbir tanesi bekleneni vermedi. Çok aslında uzun metrajlı bir analize ihtiyaç var bu sorunun. Yani bugün Davutoğlu da ne bekleniyordu? İşte AK Parti'den şu kadar oyu koparacak. Babacan da bu kadar oyu koparsa, şunlar da bu kadar koparsa biz bu masayla iktidara geliriz. Hiçbir hesap, evdeki hesap çarşıya uymadı. Hiçbir tanesi bir şey koparamadı. Şimdi böyle bir masa içerisinde herkes belli bir rolleri oynamaya çalıştı önce baştan. Hani bir tarafı sözde milliyetçi bir ekip, bir tarafta zaten Cumhuriyet Halk Partisi, öteki tarafta İslami kesimi temsil eden sözde bir ekip daha var. Böyle çok renkli ve benzemez grupların bir araya geldiği ve toplumun her katmanına hitap eden bir masadan söz ediyorduk. Ama hiçbir tanesi kendi adına bir şey ortaya koyamadı. Bu bir vaka. Bugün Davutoğlu'ndaki şey de, savrulma da aynı şekilde, biliyorsun yani kendini ortaya attı. Dedi ki ben, dedi, kalkarsam kriz çıkar masadan.
Peki sizce Ali Babacan'ın Babacan bir kalkarsa, söylemi... Babacan kalkarsa Babacan da söylüyor masanın bunu. Masanın ortak söylemi midir? Yani Baykar'la ilgili baktığımızda, Baykar Teknoloji Şirketi ile ilgili baktığımızda şu an bu açıklamalar kamuoyunda bence çok tartışılıyor hiç, ama altın masadan bir itiraz, itiraz gelmedi. Çünkü o, dolayısıyla masayı da bağlar mı bu açıklama? Bakın masada kimse kimseyi bağlamıyor artık. Ben bunu da, ben İhsan Hocam'ın da yorumunu merak ediyorum. Masada hiç kimse böyle ben bu taraftan bu tarafı şu cenahı temsil ediyorum, şu kadar oyun var diyemiyor artık. Çünkü masadaki oy oranları ki bütün anketler ortada, kimin ne kadar aldığı konusunda aşağı yukarı bir fikir var ama bütün plan ve proje tutmadı. Yani altılı masadaki proje tutmadı. Hani kat şey olacak. Eğer bu kadar çok farklı partiden hepsi bir yere gelirsek %1-2 oylar bunun bir çarpan etkisi olacak. Şu kadar oy alacağız, devşireceğiz derken hiç kimsenin söylemi, kendi adına söylemin karşılığı da olmadı. Halkta bir karşılığı yok. Bugün Babacan'ın halkta ne karşılığı var? Veyahut Davutoğlu'nun hangi karşılığı var? Yani soralım, bir karşılığı yok. Şimdi o zaman da tabii herkes kendine daha sivri politikalarla, ben çok özgürlükçüyüm, öteki ben çok İslamcı gibi görünüyorum ama ben kendi partimden bu masaya adapte edebilirim. Öteki yine kerameti kendinden menkul ifadelerle, mesela Davutoğlu diyor ki ben diyor çok güçlüyüm. Masada öyle benim işlevim çok fazla, belki oy oranım düşük ama ben masadan kalkarsam ülke tekrar seçime gider, krize falan gireriz diyor. Ve şimdi herkes için çok sesli. Yani artık masada böyle belli bir işte grubun bir araya getirdiği ve çok farklı ideoloji temsil eden grup diye bir şey de yok. İddiaları da yok, ortada yok iddiaları. O yüzden kim ne kadar böyle sert bir söylem veyahut da çok sivri bir politika veyahut da gerginlik siyaseti oluşturup kendini masada duyurmaya çalışıyor. Yani diğer taraftan rol çalmamı en uygunu Babacan. Rol çalmadı. Yani HDP'den rol çalacaksınız. Çünkü kendisi biraz böyle liberal bir alana taşımaya çalıştı. Bir de işte geldiği nokta da bu. Söyleyeceği şey de bu. Çünkü bu işin başlangıcı da var. Yani tüklü kavramının kaldırılması da buna matuftur. İşte Paris'teki o saldırıdakilere taziyede en son hiçbir şekilde kabul edilemez bir şey daha var. Yani o cezaymış, fincancıyı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik dedi ki bunu diğer hiçbir parti yapamadı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklersin. Kaftancıoğlu gitti, görevini yaptı. Ama mesela Babacan geldi dedi ki ben de varım. Yani biz de onlar kadar cumhuriyetçiyiz, onlardan daha liberaliz. Bak ben söyleyebiliyorum. Kılıçdaroğlu söyleyemiyor diyor. Nedir o? Tüklük kavramını kaldıracağız diyebiliyorum ben diyor. Şimdi herkes oradan sivrilip yok benim oyum %0.5 değil, daha fazla demek durumunda. Böyle bir refleks oluştu içerisinde. Şimdi bu sorunun aynısı herhalde İhsan Hocam'a da soracaksınız ama evet, ben çok kısa bir şekilde bitirmeden önce, çünkü demin çokça konuşuldu, çok da anlatmaya çalıştık, çok da güzel de bir barko hazırlamışsınız. Ama şunu da unutmamamız lazım. Hani biz komutanım anlattı ne kadar kıymetli olduğunu, işte TB'lerin ne olduğunu, nasıl bir güç oldu. Ben çok kısa derlediğim kısa bir şey var, onu okumak istiyorum isterseniz. Bir bakalım, biz bunu söylüyoruz ama Eloğlu ne diyor? Komutanım enteresan, bakmak lazım. Bence ben önemli buluyorum. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'ları, TB'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu. Aynen, benim söylediğim şeydi. İki, Alman Focus diyor ki Bayraktar TB2, Türkiye'nin şu anda dünyanın sınabileceği en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi. Der Spiegel, bu da çok kıymetli, diyor ki Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanabiliyor. Örneğin Suriye'de, Irak'ta Türk siyah filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Geçelim. Welt, kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Bayraktar TB2 tüm dünyaya kendini ispatladı. Devam. ABD New Yorker, savaşın doğasını değiştiren Türk drone'u TB2. Son. ABD Foreign Affairs, TB2 beklenmedik bir kahraman. France Info, TB2'ler savaş meydanlarında gerçek bir yıldız haline geldi. Bu gerçekten son. İngiltere Daily Telegraph şunu söylemiş. Diyor ki İngiltere Daily Telegraph, haberleştik ya biz, ben haberciyim o yüzden anlatıyorum. Libya, Ukrayna, Dağlık Karabağ'da Türk güçlerinin teknoloji İHA'ları kullanarak ne kadar etkili olduğunu gördük. Şimdi, yani, şimdi bunları toplu, siz bu yabancı hiç anlatmayın bunları. Hiç anlatmayın. Ne oldu ortada? Buna düşmansanız eğer, bak bir kısmı hayretle, bir kısmı da hayranlıkla bakmış. Ama ABD'ye verilen, Senato'ya verilen raporda da endişe var. Yani Batı bir yerde hayran olmuş. Egemen güçler, emperyalistler de endişeyle bakmışlar.
Şimdi aynı o yüzden, Rubin'in dediği gibi. O yüzden ben Rubin'i sevmiyorum hocam. Ben Rubin'in de çok fazla konuşmasında... Salak adamın bir tanesi zaten. Eski Pentagon yetkili bunun gibi binlercesi var. Bu hoşuna ben gidiyor konuşulması. Diyebilir diye düşünüyorum. Pentagon'un nesneye dönemi benim için Amerika Senatosu'na giden rapor çok daha önemli. Evet. Şunu söyleyeyim. Neticede el mühim ez cümle dünyanın bu gözle baktığı hakikaten bizim oyun değiştirici diyebilen Batı'nın hem batılı güçler yani gelişmiş ülkeler bir de aynı zamanda emperyalistlerin Türkiye bakış açısı önlenemeyen yükselişin durdurulması için Türkiye'nin bu tür hamleleri durdurulması gerektiğini ifade eden yorumlarla dolu dünya. Peki. Şimdi İhsan anladım. Aktaş'a dediniz ya. Şöyle ben bitireyim. Ben onu anladım da içimizdeki bir siyaset çıkıp da bütün dünyanın dokunmak istediği değil mi? Yani değil mi? Adam yana koymuyorum. Rubin'i bırak. Ama senatonun dokunmak istediği seçimlerle Türkiye'nin tekrar terbiye edip de kontrol edilebilir bir ülke haline gelmesi için elinden geleni açıkça söylediği adam bir batı var karşımızda. Ama bir taraftan da biz iktidara geldiğimizde nasıl dokunulmamış efendim? Dokunacağız deyip de bunların sözünü yapan birisi var. Ve bu kişi de ülkeyi idare edeceğini söylüyor. Yani Türkiye'yi beşkeş çekeceğini söylüyor. Yani Türkiye'yi eskisi gibi göbeğinden ABD'ye bağlayacağız diye haykırıyor. Asıl sorun burada. Peki. Bizim mahallenin veletleri yani.